Olay ufkuna yaklaşan ve olay ufkunu geçen bir şey için garip durumlar oluşuyor. Görünene göre kara delikler tamamıyla kara delik değil, kara delikler aslında parçacık ve hatta ışık yayabilir. Kara delikler evrendeki en gizemli cisimlerden birisi. Bu cisimler fiziğin limitlerine kadar zorlandığı bölgeler, ışığın kaçamadığı, uzay zamanının dolanık hale geldiği ve hatta yırtıldığı bu yerler evrendeki en ilginç olgulara ev sahipliği yapıyor. Bir kara deliği tek cümleyle tanımlamak gerekirse bu cümle şu olurdu. Bir kara delik, kütle çekiminin ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü olduğu bölgedir. Bir kara deliğin olay ufkunun içinde, ondan kaçabilmek için ışık hızından hızlı hareket etmek gerekiyor. Bilim insanlarının bildiği kadarıyla hiçbir şey ışıktan hızlı gidemeyeceğine göre bir kara deliğe doğru giden her şey sonunda içine düşer. Kara deliklerin keşfi Einstein'ın genel görelilik teorisine kadar dayanıyor. Einstein kara delikleri kendisi tanımlamada ancak kütle, uzay, zaman ve kütle çekiminin tanımını yapan genel görelilik bu cisimlerin matematiksel altyapılarını oluşturuyor. Bu durum Einstein'ın denklemlerini küresel, dönmeyen bir kütle etrafındaki kütle çekimsel alanı tanımlamak için çözen Kieroshevskil tarafından fark edildi. Shevskil bu sayede bu kara deliğin olay ufkunun boyutunu yani Shevskil'ın yarı çapını hesapladı. 1960'lı yıllarda Roy Kerr, Einstein'ın denkleminin daha gerçekçi senaryolar için çözmeye başladı dönen kara delikler. Işığın bir kara delikten kaçamadığını ve olay ufkunun geri dönüşü olmayan nokta olduğundan bahsetti. Bir şey olay ufkunun görünmeyen sınırını geçtikten sonra asla geri dönemez. Sıkça bahsedilen bir benzetmeyi kullanarak neler olup bittiğini gözümüzde canlandıralım. Bu benzetme için uzay zaman dokusu olarak hayal etmemiz gereken bir elastik tabaka düşünün. Bunu evde denemek isterseniz yatak çarşafınızı dört tarafından gerdirilmiş bir şekilde tutabilirsiniz. Çarşafın üzerine bir bilye yerleştirin. Örneğimizde bu dünyayı temsil ediyor. Bilyenin çarşafta nasıl bir eğim oluşturduğunu fark edin. Genel görelilikte bu eğim kütle çekimi kuyusu olarak adlandırılıyor ve dünyanın kütle çekimsel alanını temsil ediyor. Şimdi bir tenis topu koyarak bunun da güneş olduğunu hayal edin. Tenis topunun dünyaya göre daha derin bir eğim oluşturduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni büyük olması değil, daha fazla kütlesi olması. Hem bilyeyi hem de tenis topunu geçecek şekilde boncuklar fırlattığınızda boncukların tenis topunun dibine düşmeden geçebilmeleri için daha fazla enerjiye ihtiyaçlarının olduğunu göreceksiniz. Şimdi ortaya bir bowling topu koymayı deneyin. Bunu evde yapıyorsanız bu bowling topunun olmayabilir ancak ağır bir şey bulmaya çalışın. Bu bowling topu o kadar büyük bir eğim oluşturacak ki boncuklar ne kadar hızlı olurlarsa olsunlar daima bowling topunun kütle çekimi kuyusuna düşecek. Gerçek bir kara delik etrafında olay ufku, kütle çekimi kuyusunun ışığının bile kaçamayacağı derinliğe sahip olduğu mesafede başlıyor. Kara deliklerin ışık saçmamasının nedeni bu. Kara delikler hakkında söylenebilecek daha fazla şey var. Nasıl oluşuyorlar? Kara deliğin merkezinde ne bulunuyor? Kara delikler galaksi merkezlerinde ne yapıyor? Bunlardan en kolay olanı ile kara deliklerin nasıl oluştuğu ile başlayalım. Güneşimiz yaklaşık 5 milyar yıl sonra yaşamanın sonuna geldiğinde büyüyerek bir kırmızı deve dönüşecek ve üzerindeki maddeyi uzaya saçarak bir gezegenimsi bulutsu oluşturacak. Geriye beyaz cüce adını verdiğimiz sıcak çekirdek kalacak. Güneş'e 8 katından daha kütle olan yıldızlar ise daha vahşi ölüyorlar. Devasa kütleleri çekirdeklerinin kütle çekimi etkisi altında çökmesini sağlıyor ve yıldızın geriye kalanı süpernova patlaması geçiriyor. Yıldızın dış katmanları patladığında çöken çekirdek yoğunlaşarak bir nötron yıldızı oluşturuyor. Nötron yıldızları o kadar sıkışık yapılardı ki güneş kütlesindeki veya daha fazla maddeyi sadece 20 km çapı sığdırıyorlar. Yıldız yeteri kadar kütleye sahipse çöküş nötron yıldızı aşamasının da ötesine geçerek çekirdeğin tekillik adı verilen bir sonsuz yoğunlukta bir noktaya dönüşmesini sağlıyor. Matematikli tekillikler, sonsuza ulaşan hesaplamalar, ancak bu hesaplamalar genellikle bir hata veya bilgilerimizdeki eksiklikler nedeniyle ortaya çıkıyor. Kara delik tekilliği de bu şekilde tanımlanıyor ve bu durumda sahip olamadığımız şey tekilliği açıklayabilecek bir fizik bilgisi. Bunun nedeni kara delik tekilliğinin mikroskopik ölçeklerinde kuantum fiziği dünyasına girmemiz ve bilim insanlarının henüz bir kuantum kütle çekimi teorisine sahip olmamaları. Böyle bir teoriye sahip olana kadar bilim insanları kara deliğin tekilliğini matematiksel olarak tanımlayabilecek araçlara sahip olamayacak. Ancak tüm bu engeller
astronomların olay ufkunun dışında ne olduğunu öğrenmelerine engel değil. Bazı kara deliklerin Güneş'in milyonlarca ve hatta milyarlarca katı kütleye sahip olabilecek kadar büyüyebilir. Eğer merak ediyorsanız, Güneş'in kütlesi 1.9 çarpı 10 üzeri 30 kilogram, yani 1.9 milyar kere trilyon kere trilyon kilogramdır. Astronomlar kara deliklerin büyüyerek nasıl süper kütleli kara delikler oluşturduğundan emin değiller. Süper kütleli kara deliklerin daha küçük kara deliklerin çok defa birleşmesi sonucu oluşması bir olasılık. Ancak diğer bir taraftan evrenin başlangıcında var olan devasa gaz bulutları kütle çekimi etkisi altında dramatik bir şekilde çökmesi sonucu oluşmuş da olabiliyor. Her nasıl oluşmuş olurlarsa olsunlar, süper kütleli kara delikler birçok dev galaksinin merkezinde bulunuyor. Örneğin Samanyolu'nun merkezinde Güneş'in kütlesinin 4.1 milyon kütlesine sahip Sagittarius A isimli bir süper kütleli kara delik bulunuyor. Böylesine büyük bir süper kütleli kara deliğin kütle çekimi kuyusu çevresindeki gaz ve toz bulutlarını asteroidlerin, kuyruklu yıldızların, gezegenlerin ve hatta yıldızları içine doğru çekebileceği anlamına geliyor. Yıldız kütleli kara deliklere yaklaşan cisimler kütle çekimsel gelgit etkileri altında parçalanabiliyor. Bu olaya spagettileşme adı veriliyor. Talihsiz bir astronotun bir kara deliğe çok yaklaştığını düşünün. Kütle çekimsel gelgit etkisi o kadar büyük ki astronotun ayakları kafatasına göre çok daha güçlü bir şekilde çekiliyor olur. Bunun sonucu olarak astronotlar moleküllerin zincir haline geleceği ince bir iplik şekli oluşturacak şekilde uzar. Neyse ki hiçbir astronot bugüne kadar bir kara deliğe düşmedi, ancak kara deliklere düşen gaz bulutları bu etkiye maruz kaldı. Bu gaz bulutlarının aktif kara delikler tarafından parçalanmalarının sonuçlarını görebiliyoruz. Gaz bulutlarından koparılan madde, kara deliğin olay ufkunun dışında aşırı derecede sıcak bir disk oluşturuyor. Astronomlar bu disklere yığılma diskin adını veriyor. Çünkü söz konusu gazlar kara deliğin etrafında yığılıyor. Kara delik etrafında yüksek hızlarda hareket eden atomlar ve moleküller arasındaki sürtünme, gazın milyonda santigrat derecelere ısıtılmasına ve parlamasına neden oluyor. Yani bir kara delik karanlık olsa dahi, olay ufkunun dışı yüksek bir ışınıma sahip olabiliyor. Dahası, disk yüksek derecede güçlü bir manyetik alana sahip oluyor ve bu manyetik alan, yüklü parçacıklar kara deliğin dönme eksenine doğru yönlendiriliyor. Bu enerjiler o kadar yüksek ki, parçacıklar kara delikten dışarıdan görülebilecek jetler oluşturarak ışık hızına çok yakın hızlarda uzaklaşıyor. Bu jetler ve kaynaklandıkları yığılma diskleri aşırı derecede yüksek ışınıma sahip. Bakış doğrultumuz jetlerin doğrultusuna çok yakınsa gördüğümüz cisme kuasar adını veriyoruz. Eğer doğrudan jetlerin doğrultusuna bakıyorsak daha parlak görüyorlar ve onun da adına blazar adını veriyoruz. Astronomlar bunlara ne isim verseler de olan şey aynı. Dev bir kara delik yediği yemeği etrafına saçıyor. Yığılma diskindeki gazın bir miktarı kara deliğe doğru düşüyor. Olay ufkuna yaklaşan ve olay ufkunu geçen bir şey için garip durumlar oluşuyor. Uzay zamanının kara deliğin kütlesi nedeniyle bükülmesinden dolayı kütle çekimsel zaman genleşmesi ortaya çıkıyor. Bir kişi olay ufkuna doğru yaklaştıkça zaman uzaktaki gözlemcilere kıyasla daha yavaş akmaya başlıyor. Teleskopta kara deliği uzaktan gözlemleyen birisi olay ufku civarında zamanın durduğunu ve astronotun adeta donup kaldığını gözlemler. Ancak astronot zamanın yaklaştığını, yavaşladığını algılayamayacaktı. Spagettileşmeden bir şekilde kurtulduklarını varsayarak zaman onlar için normal ilerliyor gibi görünür. Bu durum genel görelilik ilginç sonuçlarından birisidir. Peki kara deliğin içine düşen madde için durum ne olacak? Bu maddeye ne olur ve herhangi bir şekilde geri gelebilir mi? Bu soruyu Stephen Hawking de sordu ve hatta bu konuda iddiaya bile girdi. Görünene göre kara delikler tamamıyla karanlık değil. Hawking, meşhur Hawking ışıması konsepti ile ünlü hale geldi. Bu konsept, kara deliklerin parçacık ve hatta ışık yayabildiğini ortaya koyuyor. Buradaki gizem kuantum olan teorisinde yatıyor. Kuantum alan teorisine göre uzay, kuantum düzeyde ortaya çıkıp kaybolan parçacık çiftlerinden oluşuyor. Bu parçacıklar bir madde diğeri antimadde parçacığı, elektron ve pozitron gibi. Bunlara sanal parçacık deniliyor çünkü oluştukları anda birbirlerini yok ediyorlar. Madde ile antimadde birbiriyle etkileştiğinde var olmaya devam edemezler. Hawking
Olay ufkunun kenarında ortaya çıkan sanal parçacık çiftlerinin bölünebileceğini fark etti. Bir kara deliğin içine düşerken diğeri uzaya doğru fırlayarak kara deliğin çekiminden kaçabilir. Kaçan parçacık antileşini kaybettiği için yok olmaz, gerçek bir parçacık haline gelir. Kuantum alanın enerjisi kara deliğin kütlesinden geldiği için kaçan parçacık kara deliğin kütlesini bir miktarını beraberinde taşımış olur. Trilyonlarca ve katrilyonlarca yıl öncesinde en büyük süper kütle kara delikler dahi Hawking kışıması sonucunda buharlaşacak. Bir kara delik buharlaştığında içindeki tüm bilgiye ne oluyor? İşte bu konu aslında büyük bir paradoks. Kara delik bilgi paradoksu adı verilen bir durum Hawking'in iddiası sonucu meşhur hale geldi. Bu ünlü fizikçiler sıklıkla birbirleriyle eğlenceli iddialara girerdi. Ve bu durumda Hawking ve Thorne, Preskill ile kara deliğin içindeki bilginin korunmadığı üzerine iddiaya girdi. 2004 yılında Hawking, kara deliklerde bilginin Hawking kışıması sayesinde korunduğunu kabul ederek iddiayı noktaladı. Kara deliklerin bize bu kadar muhteşem görünmesi sebeplerinden birisi, gündelik hayatta tecrübe ettiğimiz şeylerden çok farklı olması. Halen kara delikler hakkında bilmediğimiz çok fazla şey var. Olay ufku teleskobu bir kara deliğin olay ufkunun ilk fotoğrafını çektiğinde manşetlere taşıdı. Daha büyük ve gelişmiş teknolojiye sahip teleskoplar bize ileride kim bilir neler sunacaklar.